Şimdi şöyle bir olay yaşandı. Gebze'de katliam var. Rehabilitasyon merkezinin çöp konteynerlarında henüz bedenleri sıcak yüzlerce ölü hayvan bulundu. Barınaklarda sahiplenilmeyen hayvanları öldürüyorlar. Hayvanları öldürme üzerine çünkü bir yasa çıktı biliyorsunuz. Aylardır sosyal medyada aman öldürelim, aman öldürelim, sokak hayvanı diye bir şey olmaz, sokakta hayvan olmaz deniyordu. Bu yüzden de böyle şeyler görmemiz gayet normal. Millet ne zannediyordu acaba? Ben 100 tane tweet atacağım, bir yasa çıkarttıracağım, kamuoyu oluşturacağım ama hiçbir şey yaşanmayacak mı zannediyordu? Tabi burada yavru kedileri falan da öldürmüşler. Bir tek sokak köpekleriyle alakalı bir işlem yapılmamış ama zaten bir tek sokak köpekleri üzerine bir yasa çıkartmıyorsun abi. Sokak hayvanları üzerine yasa çıkartıyorsun. Boğulan, canlı canlı böyle hani iğne verdik, öldürdük, uyuttuk modern tabiriyle. Öyle bir şey yok. Basbaya işkence eder gibi hayvanları öldürüyorlar. Çöp poşetleriyle konteynerlara atıyorlar. Yüzlerce beden, çoğu daha ölmemiş, çoğu sıcak. Bu gündem oldu. Millet tabii kızdı. Böyle katliam olur mu kardeşim? Siz insan mısınız, hayvan mısınız? Niye işkenceyle öldürüyorsunuz? tarzında serzenişlerde bulunduğu insanlar ama şöyle bir şey var abicim bu devlet 30 yıldır sokak hayvanlarını kısırlaştırmayı başaramamış aşılamayı başaramamış hala kuduz tehlikesi var ya yani sokaklarda hala hayvanlar yürüyor kısırlaştırılmamışlar doğru düzgün kısırlaştırmayı aşılamayı başaramayanlar yasa çıktıktan sonra böyle acı vermeyen uyuşturucu öldürücü iğnelerle uyutacaklar mı köpekleri ki uyutmak da aptalca bir tabir. Bu öldürmek abi. Uyutmak dediğin şey öldürmek yani. Aşılamayı başaramayan, kısırlaştırmayı başaramayan çok düzgün bir şekilde hiçbir ihmale mahal vermeden, hiçbir kıyım katliam yapmadan, hatta hiçbir sapığın, pisliğin, psikopatın işkencesine maruz bırakmadan çok masumane bir şekilde nasıl masum oluyorsa bütün hayvanları öldürecek mi zannediyorsunuz? Bu sosyal medyaya yansıyan versiyonu. Böyle yüzlerce vardır. Ülke çapında milyonlarca hayvan bu şekilde öldürülüyordur. Biz bunu gördük. Sokak köpeği mevzusu zaten saçma bir olay. Abicim bütün bu sokak köpeği dediğimiz köpekler kurt'tan evrimleşmiş, evcilleştirilmiş, insanlarla beraber yaşamış binlerce yıldır ve insanlara muhtaç olmuş varlıklardır. He bunların çoğu saldırgan. Evet, sokakta çoluğa çocuğa saldırıyorlar. Evet, bir önlem alınması lazım. Bu önlem hepsini toptan öldürmek demek değil tabii ki toptan bir barınağa yollamak da değil. Onun için çok fazla bina yaptırman lazım. Biz daha 20 tane suç kaydı olan sapıkları hapse atamıyoruz. Hapishanelerde yer yok. Hayvanlara mı yer bulacağız? Düzgün bir kısırlaştırmayla, düzgün bir aşılamayla 5 yılda problem çözülür. Devlet işini iyi yapsa, hükümet gerçekten hizmet verse 5 yılda sokak hayvanı problemi kalmaz. Veya 10 yılda. Bunlardan kurtulmanın en büyük yöntemi zaten sahiplenmektir. Avrupa'da falan da çok fazla sokak hayvanı var ama insanlar bunları sahipleniyor. Sabah köpeğiyle yürüyüşe çıkıyor falan. Köpek besleme diye bir huy var yani adamlarda. Bizde çoğunlukla kedi besleme var. Hatta ülkenin yarısında, doğu bölümünde köpek haram mekruh, şafilik yüzünden iyice köpeği düşmanlar. Bizde bu kültür gelişmemiş. Bu yüzden de her üreyen sokak hayvanı sokakta kalmaya devam etmiş. Çok sokakta kalınca bunlar. Bazıları uysal olmuşlar, beslenmişler halk tarafından. Bazıları hala evcil kalmış. Bazıları da hırçınlaşmış, saldırganlaşmış. Tabiatı bu olmuş. Çünkü sokakta hayatta kalacak olan köpek, son 100 yıldır hayatta kalması gereken köpek, sağlam köpek. Zaten uysallar, kendini sevdirenler, zayıf olanlar, yani şirin olanlar hayatta kalamıyor fazla üreyemiyor yiyecek bulamıyor. Diğer köpekler tarafından saldırıya uğruyor, ölüyor. En saldırgan, en hırçın, en vahşi olanlar hayatta kaldığından, hep onlar yiyecek bulduğundan, üstün geldiğinden çoğunlukla sokak köpekleri de hırçınlardan meydana geliyor. Mecburi bir şey yani ve yasa sonucunda olacak olan şey de bu. Biz şimdi yüzlerce örnek gördük kafayı yedik. Bu katliamdır bu insanlık dışı bir olaydır dedik. E milyonlarcası yapılacak ve buna sizler oy verdiniz. Bakın ben öyle tuzu kuru çok zengin yaşayan nişan taşından çıkmayan sokak köpeği görmeyen bir insan değilim. Ben gayet fakir büyümüş bir insanım yani orta seviye bile değil. Ben çocukken belki 10 defa köpek tarafından ısırılmışımdır. Beni bulldog da ısırdı, rottweiler da ısırdı, sokak köpeği de ısırdı. Ben eve gidemiyordum tek başıma okuldan çıktığımda. Yanımda 3-4 tane arkadaşımla eve gidiyordum. Çünkü bizim mahallede çok fazla köpek vardı ve hep saldırıyorlardı. Biz kalabalık olduğumuzda 4-5 kişi saldırmadıklarından beni yıllarca arkadaşlarım eve bıraktı. Ben köpek korkusu yaşayan bir insanım. Fobim var. Halen daha sokakta köpek görsem korkarım yani. Acaba saldırır mı diye. Evcil bir köpeğe denk geldiğimde de bir misafirliğe gittiğimde bir arkadaşımın köpeği olduğunda da ufacık kanişten bile korkarım yani okşarken acaba ısıracak mı diye. Yani biz öyle çok şımarık, çok zengin, çok rahat büyümedik. Biz de köpek terörüne maruz kaldık. Ama ben buna rağmen hepsini öldürme taraftarı değilim. Sahiplendirme, aşılama, kısırlaştırma taraftarıyım. Çünkü eğer devlet bütün köpekleri, hayvanları toplayıp çok uygun bir şekilde acı vermeden sakince öldürebilecek kadar işini iyi yapıyorsa bunları kısırlaştırmayı da becerebilir. Bunları aşılamayı da becerebilir. 5-10 yılda zaten sokak köpeği diye bir problem kalmaz yani. Seviyesi %20'ye %10'lara iner. Böyle haberler de görmeyiz. Ya benim başıma çok acayip olaylar da geldi. Hakan diye bir arkadaşım vardı işte. Çok beraber yayınlar yaptık. Onunla kampa gittik. Kampta gece vakti 30 tane köpek çadırın etrafını sardı. Issız bir yerdeyiz. Köpek avlamalarıyla uyandık. Hepsi etrafımızı sardı. Hırlıyorlar, havlıyorlar. Bir anda gözlerimizi açtık. Bak çadırın içinde ayağımı kıpırdatsam saldıracaklar. Belli. Veya konuşsam sessiz ol falan desem saldıracaklar. Belli. İkimiz de gözümüzü açtık. Gözlerimiz de resmen sus dedik yani. Hiç tepki vermedik. Birkaç dakika havladılar. Sonra gittiler. Peki ne oldu sabah? Kalktık toplanıyoruz. Artan et vardı mangal yapmaya gitmiştik. Artan yarım kilo et ne bileyim bazı ekmekler sucuklar köpeklere dağıttık. O saldırmaya çalışanlara dağıttık yani. Çünkü köpek yiyecek bulamıyor orada. Şehirden bunlar kovulmuş. Ormanlık bölgeye kaçmışlar. 30-40 tane köpek var. Bunlar ayıyla, domuzla, şunla bununla mücadele verecekler. Kurtlarla mücadele verecekler. Ya çöpte yemek bulacaklar ya kamp yapanların artıklarını çöplerini toplayacaklar. Bu yüzden de kafayı yiyor bazıları. Sapık gibi saldırıyor. Evet. Ha, bazıları çok nankör. Yemek veriyorsun, yemeğini yiyor, bir dakika sonra geliyor saldırıyor. Şerefsiz yani. Ama hepsi de böyle değil. insanların da hepsi şerefsiz veya iyi değil. Değil mi? Bizim öncelikli problemimiz sokak köpekleri değil bence. Önemli bir problem. Çözmek lazım. Ama ondan önce yönetimi çözmek lazım. Vergileri çözmek lazım. Ekonomiyi çözmek lazım. Bu kadın cinayetlerini çözmek lazım. 30 tane suç kaydıyla sokakta gezenleri çözmek lazım. Hepsini çözmek lazım. Whataboutizm yapmıyorum. Yani peki ya bu deyip olayı basitleştirmiyorum. Ama biraz gerçekçi bakmak lazım olaylara. Ya sen et yiyorsun, kıyma yiyorsun. Diyorsun ki köpekler öldürülmesin. İnek de hayvan. Şimdi size kalkıp 40 bin yıllık insanlık tarihini, evcil hayvan tanımını ve besi hayvan tanımını, yasaları, kuralları, bizim diyetimizi, beslenme şeklimizi anlatmayacağım kardeşim. Ya da Çin'de de köpek yiyorlar. Şu ülkede işte örümcek, akrep yiyorlar. Bunlara değinmeyeceğim. Bunun kültürel bir boyutu da var. Biyolojik bir boyutu da var. Biraz mantıki bir boyutu da var. Eğer bunu açıklamak zorundaysam, gerçekten bunu soruyorsanız yani bu argümanla buna cevap vermeye çalışıyorsanız hiç konuşmayayım daha iyi. Anlamazsınız zaten. Veya buna özel müstakil bir video yapayım uzun uzun orada anlatayım. Fakat sonunda sokak hayvanlarını öldürme üzerine çıkartılan yasanın doğuracağı senaryo buydu. Şaşırmayın bu yüzden. Kısaca bir göstereyim. Hepsini izletmeyeceğim. Maalesef artı 18 görüntüler. Sizi üzmek veya travmatize etmek de istemiyorum. Ama bunlar yaşanıyorsa ne yapalım? Kör mü kalalım kardeşim? Hayvanları öldürüyorlar. Çak 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 çak. Bu şekilde kedi yavru kediler, köpekler. Yani bunların hepsi saldırgan mı? Kedi mesela saldırıyor mu? Yavru kedi bizi öldürüyor mu mesela? B Bunun bence insanlıkla alakası var. Çünkü sorsan oradaki çalışanların çoğu veya bu kararı alan, buna imza atan makamlıların çoğu Müslümanlıktan bahseder, hayvan haklarından bahseder, insanlıktan bahseder, ahlaktan bahseder. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü falan derler, değil mi? Kul hakkından bahsederler. Onların dili yok. Onlar işte bize muhtaçlar. Biz onlardan sorumluyuz. Onlara yaptığımız işkence kelimelerden bile hesap vereceğiz ahirette derler. Ama hiçbirinin vicdanı sızlamıyor kardeşim. Açın. Bu konudaki haberlere bakın. Yani yüzlerce, binlerce hayvanı. Şimdi bunların hepsini sizce güzelce mi öldürmüşlerdir? İğne vurup böyle hayvan ne olduğunu anlamadan halletmişler midir? Yoksa sürekli karşımıza çıkan kediyi boğarak öldürdü, köpeği sopayla öldürdü, ne bileyim kediyi poşete koydu, boğdu tarzında haberlerde gördüğümüz gibi burada da bazı sapıklar, bazı psikopatlar hayvanlara işkence yaparak mı öldürmüşlerdir? İnsan öldüremeyen, insanı işkence yapmaktan korkan, ceza almaktan korkan bu gavatlar acaba zaten bu hayvanları öldüreceğiz kimse hesabını sormuyor, yetkim de var bakayım keyfime diyerek bir şeyler yapmışlar mıdır? Veya bu şubede bunlar yapılmadıysa diğer yüzlerce barınakta yüzlerce şubede itlaf hakkı olan yetkililer acaba yetkilerini kötüye kullanıyorlar mıdır? Ben söyleyeyim cevabı yüzde %100 kullanıyorlardır. Ve bunun altında hayvanlar öldürülsün diyenlerin imzası var. Kusura bakmayın. Bu konuda çok kutuplaşmışız. Hayvan hakları muhabbeti yapanlara itperest diyorlar. Köpek tapar diyorlar. Vicdan mastürbasyonu yapıyor diyorlar. Öteki tarafa da komple katliamcı hayvan düşmanı muamelesi yapılıyor. Herkesin kendince bahaneleri var. Gerçekten hayvan terörüne maruz kalıp zarar görenler var. Veya benim gibi çocukluğunda birçok defa köpekler tarafından ısırılmış artık travma yaşayacak hale gelmiş olanlar var. Ki bakın 30 yaşına geldim. Youtube'dayım. Yayınlar yapıyorum. Bu seferde başka tip köpekler tarafından ısırılıyorum. Başka tip köpekler saldırıyor. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Herkesin kendince haklı yönleri var. Doğru. Ama bu öyle bir tane tweet atıp da öldürelim aman ne olacak ya öldürün gitsin kardeşim ya demek kadar basit ve kolay bir şey değil kardeşim. Şu görüntüye baktığında vicdanın sızlıyorsa bir daha düşüneceksin. Sızlamıyorsa oh iyi olmuş diyorsan senin insanlığına sokayım. Demek ki vicdansız bir insansın. Bir tek insanlara mı üzüleceğiz? Veya bir tek hayvanlara mı üzüleceğiz? İki tarafa da merhamet göstermek gerekiyor. İki tarafı da anlamak gerekiyor. İlla da propaganda yapmanın tek bir tarafın şövalyeliğini üstlenmenin bir anlamı yok. Bir şey tutuyor diye belli bir tarafın maşası olduğun zaman bir şey kazanmıyorsun kardeşim. Bu anlamı yok yani. Bu konuda tweetler de attım. Saçma sapan bin tane yorum da geldi çünkü millet geri zekalı. Yapacak bir şey yok. Millet geri zekalı diye biz de geri zekalı olmak zorunda değiliz. Şahsen ben şunlara bakınca hakikaten üzülüyor. Ha, bunların saldırdığı çoluğa çocuğa baktığımda da o videoları gördüğümde de üzülüyor. Taraf tutmak zorunda mıyız kardeşim? Orta yolu bulmak, dengeyi bulmak ve adar sağlamak mümkün. Ama halk her konuda olduğu gibi ikiye bölünürse ve bir taraf diğer tarafı hain olmakla ne bileyim düşman olmakla falan itham ederse hep kendi aramızda kavga edip nefret kusarsak, kin kusarsak Hiçbir boku beceremeyiz. Maalesef böyle. Buyurun yürürlüğe girdi kanun. Başardınız yani aylardır istiyordunuz. 30 Temmuz'da uygulamaya kondu. Hayvanları koruma kanunuyla alakalı değişiklikler yapıldı. Bir tek sokak köpeği üzerine bir şey değil bu. Okuyun yani. Müzik